Yaza yakışır şekilde merhaba dedin. Evet, kesinlikle. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz Tülin Hanım? Sizi de çok enerjik gördük. Yaz geldi değil mi? Hepimize yansıyor. Biraz geç geldi. Güzel. Burada Hürriyet'in, Kelebeğin ne güzel düşünmüşler. Yaza merhaba daveti. Hep birlikteyiz. İyiyiz. Yaz deyince de aslında her sene bu sene hangi renkler tercih edilir diye konuşuluyor. Tülin Şahin'in rengi var mı bu sene 2022 yaz rengi? Programı izleyebilir miyiz? Evet, beyaz tercih ettim. Yani şey, çünkü çok yazı çağrıştırıyor. Güzel, beğendiğim bir tasarım oldu Derya Çopur'dan. Öyle yani. Peki efendim, eski eşinizle bir davalar vardı, çocuk yani, vesaire. Onları sorsak, son ne oldu durum? Arkadaşlar, bu süreç devam ediyor, oraya giremeyiz yani. Ha, konuşma hesabımız mı var? Oraya girmeyelim. Okey, güzel bir şey için buradayız. Teşekkür ediyoruz. Burada devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, buraya bakabilirsek. Gözleri demiyor, önde mi diyor? Fotoğraf daha var. O beni aldı. Bir tane daha var. Tülin Hanım buradayız. Tülin Hanım buraya koyalım. Buradayız. Teşekkürler. Bana geliyor. Genç oyuncu Miray Daner son günlerde bir dijital platformda yayınlanan Kuş Uçuşu dizisiyle adından söz ettiriyor. Onların elde ettiği yere başkası gelemez sanıyorlar. Ben de yok. Ben yalan söylemem biliyor musun? Söyler, her geç ortaya çıkar çünkü. Daner hafta başı Levent'teki menajerlik ofisinden çıkarken kameralara yansıdı. Evet, aynen. İşlerimizle alakalı konuşmak için öyle güncel şeylerden bahsetmek için geldik. Şimdi gidiyorum. İşlerimiz demişken şu çok beğenildi. Tüm dünyada çok beğenildi. Evet. Size tutulması geldi. Birazcık bahsedebilir misiniz? Çok mutluyum tabii ki. Yani bu kadar ilgi göreceğini beklemiyordum açıkçası. İşimize çok güveniyorduk ve çok seviyorduk ama tüm dünya tarafından çok ilgi görmesi çok mutlu etti. Dünyanın her yerinden mesajlar alıyorum. Tabii ki işin bu kadar başarılı olması ve inandığımız bir işin bu kadar başarılı olması çok mutlu ediyor. Miray Daner, Kuş Uçuşu dizisine başrolü paylaştığı Birce Akalay'ı övdü. Birce Hanım'la oynamak nasıl bir duyguydu? Çok keyifliydi. Zaten Birce'yi çok seviyorum. Hem çok hayranlıkla takip ettiğim bir oyuncuydu. Hem onunla aynı seti paylaşıyor olmak hem de Birce gibi değerli bir insanı tanıyor olmak çok çok mutluluk verici. Hem çalışmak hem de onu tanımış olmaktan dolayı çok mutluyum. Peki dünya çapında tanınan bir isim olmak için dijital projeler sizce daha önemli mi? Tabii ki yani platform projeleri artık çok çok önem kazandı bu anlamda. Çünkü dünyanın her yerindeki izleyiciye ulaşabilme özgürlüğümüz var. O yüzden evet, katılıyorum söylediğin şeye. 23 yaşındaki oyuncunun başrolünü Furkan Andıç'la paylaştığı Kara Tahta dizisinin önce final yapacağı duyurulmuş ancak daha sonra bu karardan vazgeçilmişti. Peki Furkan Bey'le de bir yaz dizisi vardı sanırım. Bitecek söylentileri vardı, daha sonra devam etme kararı alındı. Evet, aslında biz de bugün birazcık onu konuşuyorduk. Güzel bir iş yaptık, sevdiğimiz bir iş. Final kararı alır gibi oldu fakat devam etmeye karar verdik. Emek verdiğimizde o da sevdiğimiz bir işti. Güzel bir şekilde finalize etmenin daha doğru olacağına karar verildi. O yüzden evet, devam ediyoruz bir süre daha. İyi niyetli biri. Çabuk kandırılır. Ve saf biraz. Miray Daner, Seda Sayan'ın oğlu Olcan Engin'le ilişkisinin güzel gittiğini de sözlerine ekledi. Son olarak Olcan Bey'le ilişkiyi soralım. Çok güzel gidiyor. Her şey çok yolunda, biliyorsunuz zaten. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.